3 Ocak Salı sabahından günaydın diyelim. Yeni bir günle daha karşınızdayız. Beraberliğimize hoş geldiniz. Manşet Artı'daki birlikteliğimizi başlattık. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı tüm mekanlara kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı iletelim. Her salı olduğu gibi bugün de siyasal iletişim uzmanı Sayın Özdemir Tokel bizimle birlikte ülkede yaşanan gelişmelere bağlı kıymetli görüşlerini dinleyeceğiz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Günaydın. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Biraz ülke gündeminde öne çıkanlarla ilgili kıymetli görüşlerinizi alacağız. Tabii ki geçen haftaya kadar seçim ağırlıklı bir gündem üzerinde değerlendirmelerinizi aldık. Artık şimdi yepyeni gündem başlıklarımız var. Mecliste 6 Ocak'a kadar bütçe üzerindeki görüşmeler, tartışmalar görüşülecek. Keza dün meclis yoğun bir mesaiyle Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık bütçelerini oy çokluğuyla onayladı. Bugün de meclis yine bütçe üzerindeki görüşmelerine devam edecek. Yeni dönemin kurgusu üzerinde nasıl bir ekonomik yapı yaratılacağı, hangi noktalar üzerine ağırlık verileceği ile ilgili bir tartışmalı süreçten geçiyoruz. Öncelikle biraz bütçe ile ilgili bir değerlendirmenizi alalım. Keza herkesin hemfikir olduğu nokta 2023 yılının da ekonomik zorluklarla idame ettirileceği yönünde yeni açılımlara, yeni yol haritalarına da ihtiyaç duyuyoruz. Keza Sayın Başbakan'ın bir açıklaması oldu. Özellikle ayakları üzerinde duran bir ekonomik model yaratma noktasında hükümetin üzerine düşen görevleri yapacağını, bazı yasal çalışmaların bu dönemde gündeme geleceğiyle ilgili nasıl bir yorum yapacaksınız, nasıl bir değerlendirme yapacaksınız? Evet, öncelikle bizi izleyen herkese günaydın demek istiyorum. Sizlere de aynı şekilde. Bütçe görüşmeleri başladı. Bu bir maraton ve hızlandırılmış bir maraton aslında. 35 milyara yakın bir bütçe. Söz konusu inanılmaz bir artış var. Bu da enflasyonun nedenli yüksek olduğunun aslında en temel göstergelerinden bir tanesi. Geçen yılki bütçeye oranla ve bir önceki yılki bütçeye oranla bütçenin ne kadar genişlediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu bütçe büyümesi bizim daha çok gelir elde etmemizden kaynaklı bir bütçe büyümesi değil. Hı hı. Bu enflasyonla birlikte rakamların büyüdüğü bir bütçe ve üstelik önemli bir miktarda da şu anda aslında kaynak olarak tam netleşmemiş önemli bir de bölümü var. Ciddi manada. Bunun nasıl kapatılacağı son derece önemli. Çünkü bu kaynağa erişim noktasında herhangi bir sıkıntı çekilirse 2023 yılı 2022 yılından çok daha kötü bir duruma gelir. Dolayısıyla bu noktada hükümete düşen en temel görevlerden bir tanesi şu anda bütçede kaynak bakımından açıkta duran noktaların imzalanacak protokollerle bir şekilde yerine konmasını sağlamak olacak diye düşünüyorum. 2022 yılı kötüydü ekonomik açıdan. Ekonomik bütün göstergeler açısından da kötüydü. Hazırlıksız yakalanmış olduğumuz bir ekonomik darboğazla yüzleştik. Aslında ekonomik anlamda kendi enstrümanlarımıza sahip olmamanın ve tele kullanımının yaratmış olduğu dalgalanma yüzünden çok ciddi bir enflasyonla karşı karşıya kaldık. Aynı zamanda Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin ortaya koymuş olduğu yeni faiz politikası yüzünden de aslında hem yabancı para birimleri noktasında para kazanamaz noktaya gelindi, hem de TL sürekli bir şekilde değer kazanmaya, kaybetmeye devam etti. TL de faiz üzerinden değer kazanamadı. Çok enteresan yeni ekonomik formasyonların denendiği bir yıldan geçtik ve geldik. İnsanların bu dönem içerisinde gözlemlediğim en temel unsurlardan bir tanesi, insanların bir şey kazanmak yerine var olanı koruma noktasında bir refleks gösterdiği noktasında oldu. Tabii ki bütçe görüşmeleri aynı zamanda muhalefetin hükümete sert eleştirilerde bulunduğu, bütün yılın değerlendirmesinin yapıldığı, söylenecek hiçbir şeyin kalmadığı, bırakılmadığı önemli süreçlerden de bir tanesi. Bunlara tanıklık ediyoruz dün itibariyle. Dün Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Turizm Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülürken de bunların hepsine şahitlik ettik. Cumhurbaşkanlığı konusunda danışmanlar konusu bayağı gündem yaratmışa benziyor. Bütün gazetelerin manşetlerinde var.
bunu ekstradan ele alabiliriz, değerlendirebiliriz arzu ederseniz. Dün özellikle Cumhurbaşkanı tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle de ya da iddiasıyla da eleştiriler getirildi. Yani o danışmanlık hikayesinin yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Biraz bu konudaki değerlendirmenizi de alalım. Sevgili Bakan, ben hiçbir siyasinin özellikle parti adayı olan ve parti kimliğiyle, parti rozetiyle seçim kazananların hiçbirinin, sadece Sayın Tatar'dan bahsetmiyorum, keza Sayın Tarat'tan da, Sayın Akıncı'dan da bir şekilde parti rozetiyle seçimlere giren insanların bağımsız olması noktasında bir sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Bağımsız değil bu insanlar. Bir kere elimizi vicdanımıza koyup doğru değerlendirmemiz lazım. Bir parti üyesi olarak aday oluyorlar ve o parti üyeliğinden kaynaklı genel başkanlık yapıyorlar, başbakanlık yapıyorlar o partiye ve daha sonra seçime giriyorlar. Yalnız şunu ayırmak lazım. Bağımsız olmayabilirler, partiler olabilirler ama icraatlarında tarafsız olmalıdırlar. Zaten anayasanın ruhu da bunu emretmektedir. Sayın Tatar, sadece bu konuyla alakalı değil. Ben kendisinin siyasi yaşamına girdiği günden beri tanıyan bir kardeşiniz olarak şunu açıkça söyleyebilirim ki kendi duygularını açıkça ifade etmekten hiç kaçınmayan, bazen bunun yanlış anlaşılmalara kadar ilerleyebileceğini de çok fazla böyle hesaba katmadan kendi duygularını açık eden bir kişiliğe sahip. Sayın Tatar'ı bugün tanımadık. Sayın Tatar'ı dün de tanıyorduk. Geçtiğimiz dönemde de tanıyorduk. Ve arkadaşlar, ben Ulusal Birlik Partiliyim yahu der yani Sayın Tatar. Bunu söyler. Daha önce de söylerdi. Başbakan taraflı mı olmalı? Başbakan görev icra ederken taraflı olma hakkına sahip de Cumhurbaşkanı tarafsız olmak zorunda mı? Yok öyle bir şey. Aslında bu ülkede devletin bütün makamları herhangi bir partiye bağlı olsalar da, herhangi bir partinin üyesi olsalar da, herhangi bir grubun, herhangi bir ideolojiye sahip olsalar da, netice itibariyle ortaya koymuş olduğu icraatlarda tüm toplumun geneline eşit mesafede durmak zorundadırlar. Sadece Cumhurbaşkanı için geçerli değil. Bu başbakan için de geçerlidir, bakanlar için de geçerlidir. Belediye başkanları için de geçerlidir. Kaymakamlar için de geçerlidir. Bu her makam için aynı oranda şey olmalıdır. Dolayısıyla ben evet bu noktadan hareket edip siyasal eleştiri yapılabilir. Ama ben Sayın Tatar'ın icraatlarına bakarım. Halka hizmet noktasında varsa öyle bir nokta Cumhurbaşkanlığında ki çok fazla hizmete yönelik bir tavrı yok. Zaten seçimlerde ortaya koymuş olduğu ve bu hocam noktada taraf olacağım dediği nokta açık üzerinden açık söylediği iki devletli çözüm projeksiyonuna veya görüşüne veya düşüncesine veya yeni versiyon Kıbrıs sorununa çözüm bulma politikasını hayata geçirmiş durumda. Bunu gizleyerek mi yaptı? Hayır. Açık açık yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girerken Sayın Tatar, federasyon dönemi bitmiştir. Artık yeter. Biz kendimize yeni bir yol çizeceğiz demiştir. Oy almıştır. Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir. Seçimi kazandıktan hemen sonra çok kısa bir süre içerisinde de ortaya koymuş olduğu seçim sürecinde ortaya koymuş olduğu iki devletli çözüm politikasına da devam etmiştir. Şimdi bu politikaya devam etmeyi tarafsızlık ilkesine aykırı bir tutum olarak göremeyiz. Bu eksen üzerinden mi değerlendiriliyor? Bu eksen peki üzerinden konuşamayız zaten. Hı hı. Çünkü bu bir politikadır ve seçilen cumhurbaşkanı bu politikayı ortaya koymakta özgürdür. Bunun değerlendirmesini yapacak olan da halktır, vatandaştır. Bir sonraki seçimde sandığa giderek politikanın doğru uygulanıp uygulanmadığını veya bu politikaya ne kadar destek verip vermediğini vatandaşlar bir sonraki seçimde Sayın Tatar eğer aday olursa
gidecekler ve kendisine bir değerlendirmede bulunacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu tabii yapılan eleştirilere dönük. Yani şaşkınlıkla izliyorum dedi ama başarılardan hiç söz etmediler şeklinde de bir değerlendirmesi oldu. Keza bu dönemde Türkiye ile yürütülen politika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması noktasında ortaya atılan adımlarla ilgili süreçlerden hiç bahsedilmediğiyle ilgili de bir pozisyon ortaya koydu. Bu başarılar hiç dikkate alınmıyor ve bu konular hiç konuşulmuyor şeklinde de bir karşı reaksiyon gösterdi. Bu temel üzerinden nasıl bir değerlendirmeye gereksinim duyuyoruz peki? Sayın Ersin Tatar'ın bakış açısından değerlendirecek olursak, seçim öncesi ortaya koymuş olduğu seçim bildirgesinde yazan şeyleri hayata geçirmek, bir politikacı için bildirgesinin de ortaya koymuş olduğu projeleri yavaş yavaş hayata geçirmek bir başarı ise, Sayın Tatar 2 yıllık görev süresi içerisinde 3 temel noktada evet başarılıdır. Bunlar nedir? 1. Daha seçim öncesi 2 devletli çözüm modeline geçeceğini söylemiştir. Ve bildirgesinde yazan bir ibarenin önüne veya bir maddenin önüne aferin koymuştur. 2 devletli çözüm perspektifine geçmiştir. 2. Yeni dönemde Türkiye ilişkileri olması gerektiği düzeye çıkacak ve üst düzey ilişkiye dönüşecek demiştir bildirgesinde. Onun hanesine de bir aferin konulmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması noktasında gerekli bütün girişimler ve gerekli bütün adımlar, ön adımlar atılacaktır demiştir seçim bildirgesinde. Önünde bir aferin vardır. 77. BM Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihte ilk kez bu kadar üst düzeyde bir Türkiye yetkilisi olarak çıkıp dünya kamuoyuna açık açık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısı yapmıştır. Maraş açılımı bir şekilde sekteye uğramadan belki bir miktar hareketsiz kalmıştır ama sekteye uğramamıştır. Orada geri bir adım atılmamıştır. O da Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde tam da seçim kampanyasının ortasında ortaya atılmış. Ve bunun üzerinde devam edilecek, burada daha büyük gelişmelere imza atacağız noktasındadır. Dolayısıyla sizin başarı ve başarısızlık kriteriniz bir kişiye hangi gözle, hangi perspektiften baktığınızla alakalıdır. Muhalefet partilerine göre elbette Sayın Tatar'ın ortaya koymuş olduğu bu görüşler zaten takdir kazanmıyordu ki oylarını da kazanamadı o grubun. O grup gidip oylarını başka bir adaya verdiler. Bunları savunmadıkları için Sayın Tatar'a oy vermediler. Sayın Tatar'a oy verenlerin de beklentileri bunlardı. Sayın Tatar kendi seçmeyene, kendine oy vermişlere yönelik aslında vermiş olduğu bütün sözleri tutmuş, yavaş yavaş yerine getirmiştir. En azından 2 yıllık süreçte. Bunu böyle okumak lazım. Bunu tarafsız gözle okursanız görebilirsiniz. Yani burada o tarafsızlık gözlüğünden... Siz tarafsızlık gözlüğü bekleyemezsiniz meclis bütçe görüşmelerinde muhalefetten. Muhalefet görevini yapacaktır. Muhalefet elbette çıkıp sizin başarılarınızdan bahsetmeyecektir. Elbette çıkıp başarı görmediği, katılmadığı bir fikri savunur noktaya gelmeyecek, düşmeyecektir. Dolayısıyla muhalefeti de bu noktada bu bağlamda eleştirmek çok fazla doğru değildir. Ama diğer yandan da kendi seçmeyene karşı aslında bildirgesinde açık ve sarih bir şekilde yazılanları yerine getiren Sayın Tatar da eminim son 2 yıllık süreçte kendi bildirgesine sağlamış olduğu uyumdan dolayı da memnundur, mutludur, mesuttur. Kendisine de oy verenlerin önemli bir miktarı kişisel gerekçelerle kendisine oy verme pozisyonunu değiştirmiş insanlar olabilir. Bildirgeden bağımsız, kişisel ilişkilere dayalı, siyasi ilişkilere dayalı farklı farklı gerekçelerle kendine geçmişte oy vermiş ama bugün vermeyi düşünmeyen insanlar olabilir. Herkesin hayatında bunlar olabilir. Ama onların gerekçesi de bildirge değildir. Yani bildirgesinde yazdıklarını yapması değildir. Başka gerekçelerdir. Kişisel insan ilişkilerdir, siyasi ilişkilerdir, siyaseten ortaya konan tavırlardır.
falandır filandır diye okumak lazım. Hı hı. Yine ana muhalefet liderinin özellikle bu yerel seçim sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı'na dönük olarak işte sahada olduğu, iktidara mensup adayları desteklediği yönünde bir eleştirisi oldu. Sayın Cumhurbaşkanı ise ben resmi propaganda döneminde hiçbir etkinliğe katılmadım şeklinde bir açıklama yaptı. Hiçbir toplantıya katılmadım dedi. Burada Sayın Cumhurbaşkanı biraz da partileştirilmiş bir makamla ilişkilendiriliyor ana muhalefet cephesinden. Bu pozisyonunu ve yapmış olduğu açıklama temelindeki duruşunu da yorumlamanızı isteyelim bu konuya Sayın nokta koymadan çok önce. Aktif bir rol üstlenmemiştir seçimlerde. Daha önceleri çok daha aktif roller üstlenen cumhurbaşkanları tanıyorum ben. Aktif politikada yer alan, aktif politikaya yön veren toplum liderleri tanıyoruz biz Kıbrıs Türkü olarak. Dolayısıyla bunu da böyle sanki hayatta ilk kez yaşanmış bir şey gibi sunmaktan da vazgeçmemiz lazım. Net bir şekilde az önce de ifade ettim. Bir siyasi partinin üyesi olan, o siyasi parti kimliğiyle seçime giren, o siyasi partinin bayrakları altında miting yapan, o siyasi partinin rozetini seçildiği ve yemin ettiği güne kadar göğsünde taşıyan insanlardan bir anda hokus pokus yapıp o partiyle olan bütün kurumsal ve insani kişisel siyasi ilişkilerini ortadan kaldırmasını beklemek son derece yanlıştır. Doğru değildir yani. Ben konunun hangi perspektiften bakılarak tartışılması gerektiğini ortaya koydum az önce kendi düşüncelerim olarak. Ben siyaseten bağımsızlıkla icraatta tarafsız olma ilkesinin bir kere kafalarda ayrılması gerekiyor. Şimdi dünkü meclis kürsüsü konuşmaları aslında çok enteresan bir yere taşıdı bizleri. Öncelikle danışman konusunu ben biraz daha konuşmak devam etmek isterim. Yani bir 26 rakamı üzerinden bir eleştiri vardı. Şimdi 6 olsa olur muydu? 3'te kalsa olur muydu? Yani itiraz neyedir? 26 çok yüksek bir rakamdır. Neye göre yüksek bir rakamdır? İşte önceki Cumhurbaşkanı'nın ofisine bakılıyor. 26 ne gereği var gibisinden bir söylem. Ama özellikle sen de az önce söyledin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Tatar'ın seçim döneminde savunmuş olduğu politikasına yönelik görünen o ki ana muhalefet çok fazla artık karşı çıkış, karşı duruş üretemiyor. Şunu unutmamak lazım. Seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aynı politikayı savunan iki isim vardı. Sayın Akıncı, Sayın Erhürman. Ama halk aslında Sayın Erhürman'ı üçüncü yaptı. Sayın Akıncı ikinci oldu ve ikinci tura gitti. Yani aynı politikayı savunurken bile geride kaldı Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Sayın Erhürman. Bu bir seçim sonucudur. Sandıktan çıkan bir sonuçtur söyleyebiliriz. Bunun da biraz baskısı var gibi sanki Cumhuriyetçi Türk Partisi üzerinde. Yani federasyonu savunacak evet doğrudur kendi politikalarıdır ama ikinci tura kalan Sayın Akıncı sessiz bu konuda. Hiç muhalefet yaptığını görüşlenip çok fazla paylaşıp farklı konularda konuşuyor. Bunu yapmıyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi biraz da ana muhalefet olma rolüyle sanki bu tarafa tartışmayı çekmeye çalışıyor. Yani bütçeye dayandırmak 26 danışmanı işte bir maliyeti vardır, örtülü dönek tartışmasıdır falandır ama biraz bana düne ait bir tartışma gibi geldi. Çok sürdürülebilir yanı yok gibi sanki. Elbette sürdürülebilir de. Bu sizin ne kadar medya desteğine sahip olduğunuzla alakalı. Bu sizin algınızın ne kadar iyi yönetilip yönetilemediğine de alakalı. Ama 26 danışman varsa bir yerde orada algı iyi yönetilmeli. Bir kere kafadan. O orası. Şimdi işte. Sayın Cumhurbaşkanı'nın belirli yetkileri var. Belirli de bir bütçesi var. O bütçe dahilinde de danışman istihdam edebilmesi için kendisine sağlanmış bazı olanaklar var. Zaten bunu aşamaz. Bunu aştığı zaman ödeneğini bulamaz. Dolayısıyla muhakkaktır ki bu danışmanların ne bütçeden ne şekilde para alacağını, ne şekilde ödeneceğini, ne şekilde hizmet edeceğini görmek lazım.
Bir kere orada yürütülen bir müzakere heyeti var. Müzakere heyetin zaten danışman heyeti. Belli bir miktarı orada tutuyor danışman olarak. Çünkü gerçekten danışılması gereken çok özel konular var. Ve Cumhurbaşkanı seçilen, bir anda seçilen birinin gelmiş geçmiş Kıbrıs müzakerelerinde o masada, o masaya yatırılmış ve konuşulmuş bütün verilerle alakalı her şeyi biliyor olması tuhaf olurdu zaten. Çünkü bu görüşmelerin %99'u zaten gizli kalan, özel tutanaklarla bir şekilde saklanan görüşmeler. Şimdi bu noktada istihdam edilen danışmanlarla ilgili kimsenin bir şey dediği yok. Medya danışmanlığı konusunda da danışman alır Cumhurbaşkanlığı. Bunda da sıkıntı yok. En çok tuhafıma giden konuşulan şu. Sosyal medyada çıkan haberlerin takip edilmesi noktasında bazı danışmanların görevlendirildiğini ve bunun belli bir miktar danışmanın bu görevle hareket ettiğini söylüyor. Bu da gayet normal. Medya takip. Yani bir makamın yapması gereken en temel unsurlardan bir tanesi. Yani belirli bir grup. Biz de danışmanlık hizmetleri veriyoruz. İlk yaptığımız şey ya oraya bir istihdam yapmak. Medya takibi için. Çünkü siz ortaya bir şey koyuyorsunuz değil mi? Karşılığında feedback alıyorsunuz. Bu feedbackler iyi de olabiliyor, kötü de olabiliyor. Dolayısıyla sizin onları bir şekilde önünüze alıp onlar üzerinden yapmış olduğunuz, atmış olduğunuz adımın toplumda yaratmış olduğu reaksiyonu ölçümlemeniz lazım. Bu da tuhaf değil. Kastedilen başka bir şeyse, başka bir şey anlatılmaya çalışılıyorsa takip konusunda onu ben bilemem. Ama kastedilen normal bir medya takibi ise belli bir grubun sosyal medyayı takip ederek yapılan açıklamalara, ortaya çıkan tepkilere göre yeni açıklamalar yazıp bunları servis etmesi ve Cumhurbaşkanı'nın ve Cumhurbaşkanlığı'nın algısının korunmaya çalışılması zaten rutin görevler arasındadır. Bu danışman seviyesinde mi yapılır? Danışman seviyesinde yapılmaz. Bizdeki sıkıntı da odur zaten. Danışmanlık hizmeti vermeyen belli grup insan o kaynakta kalem olduğu için sadece danışman niyetine istihdam ediliyor. Bu sadece Cumhurbaşkanlığında olan bir sorun değil. Bu başbakanlıkta da aynı sorundur. Bu bakanlıklarda da aynı sorundur. Belediyelerde bile var. Belediyelerde de var danışman. Çünkü o kadroda sizin ödenek çıkarabileceğiniz başka bir boşluk yoktur. Siz aslında sosyal medyacınızı danışman olarak alırsınız. Siz normal şartlarda sosyal medya yönetiminizi yapan. Orada sizin sosyal medya postlarınızı sadece send tuşuna basıp sosyal medyaya aktaran insana da danışman dersiniz. Ama diğer tarafta müzakere heyetinde sizinle beraber New York'a, Cenevre'ye, oraya buraya katılan insana da danışman dersiniz. Şimdi ikisinin almış olduğu pozisyonda danışmanlığı toplum bilir kimin danışman olduğunu, kimin olmadığını. Şimdi siz danışmanlığı bu seviyelere çekerseniz, danışmanlık dediğimiz ve gerçekten belli noktalarda çok da işe yarayan, danışıldığı zaman danışman atıyorsanız danışmak zorundasınız. Şöyle danışılmayan danışman atıyorsanız veya başka görevlerle ilgili danışman atıyorsanız toplum danışmanlık kurumunu aşağılamaya başlar. Mevcut gerçek manadaki danışmanlar da toplumda bu da danışman falan tarzında eleştirilere uğrar. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Burada bütçede bir sıkıntı varsa gerekirse danışmanlık kadroları azaltılır. O ihtiyaç duyulan yeni kadrolar, yeni nesil ihtiyaçlar doğmuştur makamlarda. Teşkilat şemasıyla ilgili yeni düzenlemeler yaparsınız, paradan da kurtarırsınız. Onları normal boyutta hak ettikleri bir istihdam formasyonunda istihdam edersiniz. 10 liralık görev için 10 lira ödersiniz. Danışmana da 30 lira ise ödeyeceğiniz 30 lira ödersiniz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Orada kadro olmadığı için 10 liralık iş yapana da danışman kadrosundan soktuğunuz için 30 lira ödüyorsunuz. Esas düzeltilmesi gereken ve unsurlar bunlardır. Fazla mı danışman? Bir yasa çıkarırsınız. Cumhurbaşkanlığı maksimum 10 tane danışman alabilir dersiniz. Danışmanlık iyi bir kavram değil mi?
reddedilmemesi mi lazım? Danışmanlık denen hiçbir şey istemiyor musunuz? Oturun geçirin bir yasa. Danışman kartosunu ortadan kaldırın. Herhangi bir ödenek koymayın oraya. Danışman alamasın kimse. Ama sızlanmayı bırakalım artık. Ama bu durum sanki şu anda yaratılmış gibi bir algıda yaratılmaya çalışılıyor. Yani Sayın Talat döneminde de 20'ye yakın danışman vardı. Açın bakın yani kartoları. Cumhurbaşkanı Eroğlu döneminde çok düşük danışman istihdam ettiği için inanılmaz eleştirilmişti. Ya herkes işte 22 tane şunun vardı, 25 tane şunun vardı. Sizin 10 tane var. Noktasında da eleştirildiğini net hatırlıyorum. Net hatırlıyorum. Atsınlar baksınlar Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı kadrolarına dönem dönem. Bunu net bir şekilde göreceklerdir. Ama bazıları unutulmuş mudur 65'e kadar devam ettiği? Yoksa göz mü yumulmuştur? Farklı farklı dönemlerde istihdam edilmiş farklı farklı kanallardaki danışmanlar. Onu da işte ortaya çıktı. Bakın gerçekten danışılmayan bir durum varsa onu da azaltın. Ama belli bir limiti olduğunu biliyorum. Maksimum belli bir limiti vardır Cumhurbaşkanlığı kadrolarına danışman istihdamının. Onun üzerine de geçemezsiniz. Geçmeye çalışırsanız ödenek bulmak zorundasınız. Ödeyemezsiniz o kadroyu geçerseniz. Böyle bir sorunsal yaratıyor. Dolayısıyla bunu bu noktadan okumak lazım. Vicdansızca davranmamak lazım hiç kimseye. İnsani davranmak lazım. İnsani olmayan hiçbir şey veya insanen vicdanı olmayan hiçbir şey siyaseten vicdani, siyaseten yasal, siyaseten etik olamaz. Dolayısıyla bir noktada bir insana karşı yapacağımız eleştiriler de dozu, kantarın topuzunu kaçırmamakta fayda var diye düşünüyorum. Yığınla hatası olabilir Cumhurbaşkanlığı ekiplerinin. Yığınla. Sadece bu döneme ait değil. Geçmiş dönemlere de ait yığınla hatalar yapılmıştır. Evet, az önce senin de ifade etmiş olduğun gibi eksi yönlerini ortaya koymak lazım. Düzeltilmesi gereken bir şeyler varsa yasal düzenlemelere gitmek lazım. Sızlanma zamanı değil. İş yapma zamanı. Sızlanmaktan usandık artık. Sürekli bir sızlanma halindeyiz. Var mı alternatif çözüm önerisi? Sundunuz mu yasa önerisi? Cumhurbaşkanlığında istihdam eden Cumhurbaşkanı'nın sayısının düşürülmesi noktasında yasal bir öneri sunan var mı? Meclis gündemine bu noktada bir yasa önerisi sunuyorum. Bu danışman kadrosu çok fazla. Şu gerekçelerle şu danışman kadrosunun şuraya düşürülmesini istiyorum ve yeni yasanın hemen uygulanmasını istiyorum. Var mı? Yok. Eleştiriler yok. Noktasında bırakıyoruz. Herkes yani bir gün oraya gelebileceğini biliyor. Çünkü herkes bir gün oraya gelebileceğini biliyor. Hatırlayın. Örtülü ödenek kaldırılacak tartışmalarıyla devam eden bir seçim süreci vardı geçmiş. Ne oldu? Anlatabiliyor muyum? Bir miktar samimiyet. Samimiyet her şeydir. İnsani olan konularda da politik olan konularda. Peki yani bu konuyla ilgili en azından manşeti bu başlık üzerinden atabiliriz. Samimiyet önemli diyorsunuz. Samimiyet önemli. Geçelim mi diğer gündem başlıklarına? Tabii bütçe görüşmeleri devam edecek. Bakalım diğer konularla ilgili ortaya konulan eleştiriler ya da açılımlar noktasında bizi ne bekliyor ama... Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu'nun bir açıklaması oldu. Böyle bir bütçe takdire şayandır ifadesini kullandı. Keza bunu da özellikle %130 hayat pahalılığı artışıyla bir bütçe kurgusu üzerine değerlendirme yaparak bu ifadeyi kullandı. 2023 öngörülemezken böylesi bir bütçenin ortaya koyması son derece takdire şayan ifadesini kullandı. Amaçlarının ise piyasaya dokunmak ve alım gücünü ayakta tutmak olduğu ile ilgili bir değerlendirmesi de oldu. Dün yapmış olduğu açıklama doğrultusunda. Biraz rakamlar bu süreci hem Sayın Başbakan'ın hem de Sayın Ekonomi Bakanı'nın söylediği noktada yeni açılımları beraberinde getirecek şekle dönüştürebilir mi? Çünkü yasal düzenlemelere bir takım icraatlara ihtiyaç da duyuyoruz aynı zamanda. Keza Sayın Başbakan bu konuda kararlı olduğunu söylüyor hükümetin. Nasıl bir yorumunuz var? Nasıl bir değerlendirmeniz var? Yani
terminolojiye takılmamak lazım. Yani takdire şayan mıdır, değil midir onu elbette görürüz 2023 sürecinde. Yalnız şunu da yine teslim etmek lazım. 2022 yılının devlet olanakları, devlet imkanları ve finansman kaynakları açısından ne kadar sıkıntılı geçtiğinin farkındasınız. Bir anda beklenmeyen, inanılmaz %100'leri geçen, hatta %200'lere vardığı özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hissedilen hava sıcaklıkları olur ya, bir gösterge vardır, bir de hissedilen. Şimdi göstergelerin ötesinde hissedilen enflasyonun %200'lere vardığı bir noktada özellikle kamu görevlilerinin refah seviyelerinin korunması ve onların enflasyon altında ezdirilmemesini sağlamak noktasında az önce Sayın Olgun Amcaoğlu'nun da ifade etmiş olduğu gibi yapılan hayat pahalılığı ödemeleri, bulunan maaş ödemeleri, 13. maaşta hiçbir aksama olmaması, direkt diğer maaşın çok yakın bir sürede hemen bulunarak ödenmesi aslında bizim hükümette hükümetsel en temel başarılarımızdan bir tanesidir. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başarı kriterlerinin birincisi ödemekle mükellef olmuş olduğunuz maaşları, vermekle mükellef olduğunuz teşvikleri, ödemekle mükellef olduğunuz hibeleri, tarımcıya, çiftçiye, hayvancıya, narinciyeciye ödemekle mükellef olduğunuz katkıları ne kadar yapıp yapmadığınızla alakalıdır. Hiç kimse bizden Lefkoşa'dan Girne'ye geçerken artık kurtulalım şu viyadüklerden. Buraya güzel bir kilometrelik bir tünel yapın. Oradan geçelim. Çok daha kısalsın yol. Beklentisi yok. Bu yollar aydınlansın. Bu yollar pislikten kurtulsun. Bu her gün yaşamış olduğumuz öğrenilmiş çaresizlik gibi Gönyeli çemberindeki trafik sorunumuz çözülsün. Beklentisi yok. Birincil beklenti devletin sorumluluğuna giren ödemelerin yapılmaz. Ne kadar yapılıp yapılmadığı ile alakalıdır. Başarılı Maliye Bakanı maaşları ödeyen Maliye Bakanı'dır. Başarılı Maliye Bakanı tarımcıyı, çiftçiyi, hayvancıyı, narinciyeciyi doğru zamanda ihtiyaç duyduğu anda ödeyendir. Başarılı Maliye Bakanı bu üzerine düşen sorumlulukları yerine getirendir. Siz hiç böyle bir şey duydunuz mu? Başarılı Maliye Bakanı ülkede en çok vergiyi topladığı için ilan edilen bir Maliye Bakanı duydunuz mu? Hatırlamış olduğunuz Maliye Bakanları aksatmadan maaşları ödemeleri ödeyen, yapabilen, hibeleri ödeyen, destekleri de ödeyen, işte yatırıma, doğru yatırımlara düzgün kalemler bulabilen, ödemelerini aksatmayan Maliye Bakanı. Peki Maliye Bakanlığı ne demektir hükümet için? Her şey demektir. Maliye bir hükümetin kalbidir. Maliye atmazsa hükümet ölür. O kadar da önemlidir. Dolayısıyla Sayın Olgun Amcaoğlu'nun ortaya koymuş olduğu öngörüsüz bir yıl içerisinde biz bu kaynakları bularak vatandaşımızı ihmal etmedik. Vatandaşımızı zor durumda bırakmadık. Vatandaşımızın refah seviyesini olabildiğince en azından yani tam korunmuş olamaz. Çünkü %200'e yakın hissedilen bir enflasyon var. Bir miktar onun altında bir artış geldi ama olabildiğince eldeki bulunabilecek maksimize edilmiş kaynak bulunarak bir şekilde ödendi. Dolayısıyla ikinci yılda %130'a göre bir projeksiyon yapıldı. Onların da kaynağı bulundu. Yani merak etmeyin, önümüzdeki yıl %130 dolaylarında bir enflasyon gerçekleşirse maaşlarınızı iki kat arttıracağızın sinyalini de veriyor. Onun parasını da bulduk diyor aslında. Ve bu şartlarda bu parayı bulup o kaynağı bu bütçenin içerisine yerleştirmek bir mucizedir diyor. Ki bence de mucizedir. Bu arada bunu ortaya koymak lazım. Bunu görmek lazım. Bana göre 2023 rakamlar da ortaya koymaktadır ki ekonomik koşullarda yarı yarıya bir iyileşme olacak. %200'lük enflasyonlardan bir gerileme. %130'luk enflasyonlara doğru bir yürüyüş var. Bu seçim ekonomisi 2023 yılında son derece önemli bir gelişme var ama. Bizim kullanmış olduğumuz para birimini yöneten Türkiye Cumhuriyeti'nde
Nisan'la Haziran ayı blokları arasında netleşmedi daha. Bir seçim yaşanacak. Orada bir seçim ekonomisi uygulanır mı? Seçim sonuçları ortaya farklı komplikasyonlar çıkarabilir mi? İşte öngörülmeyen kısmı bu. Bu öngörü hariç. Yani 2023'ün ikinci yarısından itibaren. Önden uygulanabilecek seçim ekonomisinin sonuçlarını kapatmak için daha sonra çok ciddi kemer sıkma politikalarına gider mi Türkiye? Veya ortaya çıkacak seçimlerle ilgili farklı sonuçlar yeni krizleri tetikler mi? Enflasyonu düşürür mü? Enflasyonu yükseltir mi? Dolar ve döviz yabancı para birimiyle TL dengesini nasıl etkiler? Bunu bir şekilde görmek lazım, beklemek lazım. Çok önemli bir süreç de bizi bekliyor. Çünkü paranın yönetimi bizde değil. Paranın yönetimi bizde olmadığı için Türkiye seçimini yapar. Ekonomik manada sonuçlarına biz katlanırız diyebiliriz. Evet. Evet. Çok da süremiz yok ama bu TV yayınları, uydu olayını da bir sormak isterim. Ne düşünüyorsun? Çünkü öyle de bir gündemi var ülkenin. TürkSat üzerinden yapılan yayınların ücretini kim ödesin, devlet mi karşılasın? Öyle bir tartışma var. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi ortada bir tartışma var ama bunun çok fazla bilinerek tartışıldığını da düşünmüyorum. Bir miktar siyasallaşmış bir tartışma içerisindeyiz yine. Şimdi bir kanalın mağduriyete uğrayabilmesi için başka kanallara sağlanan olanakların o kanala uygulanmaması lazım. Örneğin bir kanala %50 indirim yapılırken, başka bir kanala %75 indirim yapılırken, başka bir kanala %25 indirim yapıp uydu ücretlerinde onu o işte ne dedik? Tarafsızlık aslında ne demektir? Yaptığınız icraatlarda sektöre ne kadar eşit davrandığınızla alakalı bir şeydir. Şimdi bütün kanallar için şartlar eşit. 2016 yılında veya 18 yılında bir bakanlar kurulu bir karar alıyor. Ve bu karar gereği TV kanallarının tam manasıyla almış oldukları TürkSat'a uyduya çıkma katkısının %25'e düşürülmesi noktasında bir karar üretiliyor. Ve bu karar uygulanmaya geçiyor. Bu karar uygulanmaya geçtikten sonra haliyle bir miktar da borç birikmeye başlıyor. Çünkü yine öteleye kimse borçlarını ödemiyor. Belli bir miktarda borç birikiyor. Peki bu borç kimin atmış olduğu imzaya istinaden birikiyor? Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun aslında hiç de asli bir görevi olmadığı halde. Bu sorumluluğu bir devlet kurumu olmasın ve bütün özel televizyonlarında bu yayınları yapabilmesi adına gerçekleştirmiş olduğu iyi niyetli bir adımla TürkSat'la bu anlaşmayı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yapıyor. TürkSat, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun tek yetkili kurum olarak görüyor. Diyor ki sen bu arkadaşlardan bu paraları topla bana ver. Şimdi haliyle toplanamıyor bu paralar bir türlü. Kimse de bu paraları ödemiyor. Kimi zaman hükümetler bunları affediyor. Kimi zaman hükümet devreye giriyor. Bize biraz zaman kazandırın diyor. Kimi zaman kanalların özel kurmuş olduğu ilişkiler etkili oluyor. Bir miktar öteleniyor. En nihayetinde dağ gibi bir borç ortaya çıkıyor. Ve TürkSat diyor ki artık Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na ya size de verdik bu görevi ama siz de bir şekilde devlet kurumu olmanızın vermiş olduğu zorluklarla bu kanalların da üzerine hiçbirinin üzerine yürüyemiyorsunuz yani. Devlet kurumu ne yapacak ki? Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ne yapacak ki? Yani gidip zorla tahsilat mı yapacak bu kanallardan? Dolayısıyla herkes sözleşmesini bizimle yenilesin. Birikmiş borçlarınız konusunda da bir düzenleme yapalım. Bir yapılandırma yapalım. Bu yapılandırmayı da işte bu kadar yıla yayalım. Bu kadar yılda da bu kanallar bunları ödesinler. Ama uyduda kalmak istiyorsanız en azından yeni dönemle ilgili sorumluluklarınızı yerine getirebilmek için bizimle gelin sözleşme imzalayın. Bütün kanallar sim hariç bu sözleşmeye imza attı. Şimdi, devletin bütün kanallara mesafesi eşit.
yapacağı indirim devlet bütçesinden yapacağı katkı %25 yanılmıyorsam. Bu eşitlik içerisinde bir mağdur olamaz. Yedi mağdur olur. Yedi mağdur olabilir. Yani bizim herkes mağdur olabilir. Herkes mağdur olabilir. Yani bizim kanallarımızın, bizim ülkemizdeki reklam toplama bütçeleri, Türkiye'deki firmaların Türkiye televizyonları aracılığıyla Kıbrıs'ta oynattığı reklamlar, bizim büyük büyük reklam bütçelerine sahip olmamamız, bu giderleri karşılamamız için yeterli değil. Dolayısıyla bize ya özel yasalarla bir şey yapmamız lazım ki ben buradan öneriyorum. Türkiye televizyonlarının KKTC'de gösterdiği reklamların tamamı üzerinden toplanabilecek belli kotadaki bir rakam denkleştirilsin. Bu ülkedeki resmi yayın kurullarının hesabına aktarılsın. Bir vergi türü olarak. Böylelikle de ödemek zorunda kalmasın özel televizyonlar o parayı. Yani bu ülkede şimdi biliyorsunuz dünyanın bütün ülkelerinde yabancı televizyon kanalları reklam oynatacakları zaman o reklam kuşağına giremezler. Örneğin Türkiye Televizyonu Almanya'da ulusal kanallarda yayınlayamazlar. Farklıdır, evet. O yüzden Europe diye kanallar var. Çünkü oralardaki uygulayacakları reklam politikası o yayının yapacakları bölgedeki zona göredir. Bizde böyle bir açık var. Bu ele alınabilir, değerlendirilebilir. Üzerine tartışılabilir. Ne kadar uygulanabilir bilmiyorum. Bu böylelikle bu para da burada aktif bir şekilde yayın yapan ve izlenen kanallara paylaştırılabilir. Yüzlerce kanal var Türkiye'de. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bandında da reklam göstermiş olduğunuz için size ayda 1000 TL veya 3000 TL de oradan kesiyoruz diyerek bir çözüm önerisi sunulabilir. Karşı taraf bunu kabul eder mi? Etmez mi bilemem. Ama burada bir mağdur olamaz. Ya mağdur heptir, ya mağdur hiçtir. Bir de şu var. Kamu yayıncılığı bir özel hizmettir. Ama sesimizi kıstı, işte ülkede sesimiz kapatıldı diye bir durum. Adres gösterme de o. Diye bir durumun olmadığını da yani aklı selim herkes görebiliyor. Yani Genç TV'nin neden sesi kısılmıyor? Kanal T'nin neden sesi kısılmadı? Ada TV'nin neden sesi kısılmadı? Biz burada nasıl, hangi şartlarda uydudayız? Dolayısıyla ortaya bir done koyduğunuz zaman bunun gerekçelerini de koyarsınız. Alternatif koyabilirsiniz. Eleştiri yapabilirsiniz. Bu gayet normal. Ama buradan yürümezsiniz. Susturulduk demezsiniz. Şuradan yürüyebilirsiniz. Bu kanallar bu hesapları ödeyemez noktaya gelecek bir gün. Dolayısıyla devletin katkısı artmalıdır. Bu bir taleptir. Hiç kimse buna bir şey söylemez. Özel televizyon kanalları, özel reklam sistematiğinin içerisine alınması ayakta kalamaz. Dolayısıyla ülkedeki televizyonculuğun geliştirilmesi noktasında hükümetler yeni adımlar atmalıdır ve onların gelir kaynaklarını artırmalıdır. Bu bir taleptir. Hiç kimse buna bir şey demez. Ama 7 tane televizyon kanalı varken, bütün televizyon kanalları da uydudayken, siz buna bu sözleşmeye imza atmayarak, kendi kendinizi uydudan çekerek susturulduk diyemezsiniz. Bu politize edilmeyecek kadar özel ve önemli bir konudur. Şey hassasiyeti ele alınmalıdır mutlaka. Bence sürdürülebilir değildir bu televizyonların üzerine yüklenen sorumluluk. Bu konuyla alakalı acil adımlar atılmalıdır bence. Ya da şunu diyeceksiniz. TV yayıncılığı mı yapıyorsunuz? Evet. Bunun ucuz yöntemleri var. Bunun pahalı yöntemleri var. Örneğin ülkemizde şu anda dijital medya üzerinden, dijital platform üzerinden pek çok televizyondan çok daha fazla izlenen kanallar yok mudur? Vardır. Üstelik sadece internet üzerinden. Sadece dijital yayın yaparak. Yani sosyal medya üzerinden, YouTube üzerinden yayın yaparak ülkemizdeki uyduda olan televizyonlardan çok daha fazla izlenen televizyon programları var. Televizyon kanalları var. Şöyle diyebilirsiniz. Bu işi gerçekleştirmenin çok daha uygun, hesaplı yolları var. Ve yolları ve üstelik sesinizi de bütün dünyaya istediğiniz kadar ulaştırabiliyorsunuz.
Dolayısıyla bu işin pahalı kısmından biz çekiliyoruz. Dijital medya noktasına çekiyoruz sistemlerimizi bir şekilde ve oradan devam edeceğiz. Bu bir tercihtir. Şimdi farkındasınız değil mi ülkemizde dijital medyanın ne kadar geliştiğini? Özellikle pandemide. Tabii canım, pek çok kanalın izlenme oranından çok daha fazla dijital medya var. Aynı zamanda BRT'nin yine sizin açıklamanızda okudum. Karasal yayın üzerinden. Karasal yayın üzerinden de sağlamış olduğunuz bir ücretsiz hizmet var. Ücretsiz bir hizmet var. DVB-T yanılmıyorsam yolda. Bir de platform var. Evet. Kuzey Kıbrıs Smart TV şu an benim önümde. Onu evet. Söylemek istedim. Bütün platformlardan yayın yapabiliriz. BRT2, Ada TV. Hiç kimsenin sesini falan kısamıyor yani. Bu ülkede bir de şu açıdan, üçüncü bir versiyondan daha okuyalım istersen. Söylememiz daha az kaldı evet, galiba. Evet, toparlamamız tamam, gerekiyor. Toparlayalım. Devletin parasını ödediği televizyon kanalları ne kadar özgür olabilir ya? Tam özgürlük mü istiyoruz? Bağımsız yayıncılık mı istiyoruz? Özgür yayıncılık mı istiyoruz? Bunun örnekleriyle dolu dünya. Yani devletten siz habire, devletten katkı alıyorsunuz. Devletten çalışanlarınıza katkı alıyorsunuz. Devletten istihdama katkı alıyorsunuz. Devletten vergi indirimi alıyorsunuz. Devletten uydu parası alıyorsunuz. Devletten onay alıyorsunuz. Devletten bunu alıyorsunuz. Böyle bir durum var yani. Dolayısıyla tam bağımsız, tam özgür çalışan ve dijital platformu kullanarak devletle hiçbir bağ kurmayan pek çok medya kuruluşu var, bunu başarmış. Bu ülkede ben birilerinin susturulabileceğine artık inanmıyorum. Bu kadar mecra varken, YouTube varken, Facebook varken, dijital ortamlar varken, radyolar varken, aklınıza gelebilecek yığınla binlerce dijital platform varken bu ülkede kimse kimseyi susturamaz. İstese de susturamaz. İstese de susturamaz. Dolayısıyla bunu buradan okumak lazım. Sürenizi çaldım. Estağfurullah. Özür dilerim. Estağfurullah. Kusura bakmasın Erkan Beyciğim. Çok teşekkür ederiz kıymetli görüşlerinizle. Yine ışık tuttunuz bize bugün de. Önümüzdeki hafta salı bakalım yeni gündem başlıklarında ne konuşup tartışıyor olacağız. Teşekkürler. İyi çalışmalar diyelim size. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, bu şekilde noktalıyoruz beraberliğimizi. Bugün adına da veda vakti. Yarın sabah yeniden birlikte olacağız. Başka bir gündem başlığı ve stüdyo konuğuyla. Yarın sabah yeniden buluşmak dileğiyle veda edelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.